Efendim bir tokat olayı var biliyorsunuz. Valilik inceleme başlattı. Polis cezaevindeki hasta tutuklular için yürüyüşe izin vermedi. Sert müdahalede polislerden biri HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'ye tokat attı. 70 kişi gözaltına alındı. İstanbul Valiliği inceleme başlattı. İstanbul'da gazetecilerin de yerde sürüklendiği bu müdahaleden bir gün sonra HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar açıklama yapmak istedi. O da engellendi. Şahsa yapılan gözaltı işlemi sırasında ortaya çıkan görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştır. İstanbul Valiliği, HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'nün görevlileri tahrik ettiğini, hakarette bulunduğunu savundu. Atılan tokata ise inceleme başlatıldı. O anları görüntüleyen kameramanla birlikte 70 kişi gözaltına alındı. Uzaklaş! Dakikalarca orada tekmediniz yetmiyor mu? Ben tekmelemedim. Bu tokatı atanların, bu ülkenin İçişleri Bakanı'ndan ve bu ülkeyi yönetenlerden, iktidardan, AKP hükümetinden cesaret aldıklarını da çok iyi biliyoruz. Ama şunu da belirtmek isterim ki, çok az kaldı, gideceksiniz, yenileceksiniz. Bir gün sonra HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar Kadıköy ilçe binasındaydı. Açıklama yapacaklardı ama Buldan'ın binadan çıkmasına, Sancar'ın da içeri girmesine izin vermedi polis. Bir kez daha arbede yaşandı. CHP, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nden tepki yükseldi. Hiçbir siyasi partinin genel başkanı hiçbir şart altında talimat üzerine polis ablukasıyla muhatap edilemez. Bu ayıbı kınıyorum. Demokratik siyaseti engel olmak alışkanlık haline getirilemez. İzin vermeyeceğiz. Bu zulmün hesabı önce sandıkta, sonra adalet önünde mutlaka sorulacaktır. Bu düzen değişecek ve sandıkta hem o tokatın hesabı sorulacak hem bu zulüm düzenine en kuvvetli cevap verilecek. Buldan ve Sancar arbedenin ardından açıklama yaptı. İkinci günde de gözaltına alınanlar oldu. HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davadaysa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının 10 Ocak'ta Anayasa Mahkemesi'ne sözlü açıklama yapması kararlaştırıldı. Başsavcı, HDP'nin terör örgütüyle organik bağ devam ediyor diyerek HDP'nin hazine yardımı bulunan hesaplarının bloke edilmesini talep etti. Siz ne yapıyorsunuz siz?